Günaydın. Ya, yeah. hoş geldiniz abla. Kız biz ne zamandır oturup da böyle içerikler üretmiyoruz. Haftalar öncesinde soru cevap yapalım demiştim. Ama bir türlü Doritos cubuğun kaldırasım gelmiyor bir taraflarımı ki kalkıp yapayım. Şükür ki etiketteki cevaplar silinmemiş. Çok mutluyum. 31 soru da Barış <laughs> Yeah. Sosyal medyaya girdikten sonraki en büyük pişmanlığın. Keşke girmeseydim diyor musun? Sosyal medyaya girdikten sonra pişmanlık duyabileceğim... Pek bir şey olmadı. Ama şöyle, şunu yapmasaydım dediğim bir şey yok. Keşke şunu da yapsaydım dediğim bazı şeyler var. TikTok daha henüz TikTok değilken, müzikal iken e, ben sektörde vardım. Faal olarak yoktum. O biraz pişman ediyor. Diyorum. Yeah. Abla ilişkin var mı? Yoksa ilişki istemiyorsun, beceremiyor musun? Bu soruyu gördüğüm zaman çok üzüldüm. <laughs> Çünkü e, ilişki'm yok. Ben anlamıyorum niye yok. Az çok tahmin edebiliyorum da. Yani kızlar bir şey soracağım size. gerçekten gerçekten halis midir? Düşünüyorum. Tamam ilk başlarda komikti, eğlenceliydi ama artık yani eskisi kadar komik gelmemeye başladı bana bu. Ee, hani i̇nsanlara güvenmiyor, işte ne bileyim onlarla diyalog kurmak istemiyordum da. Şimdi şöyle bir bakıyorum da pek de yokmuş zaten muhatap olmak isteyen falan diye düşünmeye başladım. Bir yandan oraya gidiyor kafam. Öncesinde işte hep şey derdim. İşim gereği işte benim böyle şeyler yapmamam lazım. İşte aha selebriti bilirsiniz. Anlarsınız ya hani o ünlü triplerini aha götüm. E, o yüzden hiç böyle diyalog kurmazdım. Ama artık <laughs> bıçak yemeğe dayandı diye. Hayır bıçaklıkla alakası yok. Kendimi çok kötü hissediyorum bazen vallahi bile hani. Acaba diyorum ben mi çok çirkinim? Hani önceden şey yapardım. Kamera karşısına oturmaya bile çekinirdim. Derdim ki ya ne kadar garip bir tipim var. Şimdi diyorum ki çok güzelim. Acaba benim mi gözüm alıştı kızlar? Onu sormak istiyorum size. Acaba benim mi gözüm alıştı yoksa bilmiyorum. Çok tuhaf hissediyorum. Çok çirkinim de ben mi farkında değilim? Biz mi alıştık acaba? Böyle bir takıldı aklıma. Sorayım dedim. Mesela hani hayatımın bir döneminde sosyal medya işi yaptığımı belli eder şekilde de takıldım. O zaman da kimse. Hani olur ya anlatabiliyorum demeye çalıştığım şeyi. Öyle de değildi. Ben çok garip garip hissediyorum. İnsanlar şey düşünüyor. Ben onları işletiyorum ve onlarla işte alay edeceğim, video çekeceğim. İşte kanalımda kendilerini görecekler falan zannediyorlar. Hatta kimisi hiç ciddi bir insan olmadığımı düşündüğü için Yazmaya çekiniyormuş mesela hani böyle şeyler var. Arkadaşlar şakanın sırası değil. Şakanın sırası geldiğinde ben size söylerim. Kimseyi alay etmiyorum, kimseyi yemiyorum. Beni de ifşalarsın diye korktum diye yazmayan insanlar vardı. Bu sizin sorununuz benim değil. Next. Barış Hayat hakkında genel bir yorum yapar mısın? Ay sizi şimdi gerçekten Kung Fu Panda'daki o Turtle gibi özlü sözler söyleyebilirim. Ama hiç başınıza artmak da istemiyorum. Benim hayatta bakış açım her gün biraz daha değişiyor. Aşkı yitiriyor. Gözündeki gökkuşağının adı rengi sabahlara yani. Ee, genel biliyorum yapmam gerekirse ben şunu hissediyorum son zamanlarda. Hani derlerdi ya bu yaşlarınız bir daha geri gelmeyecek. Sanırım bunu hissediyorum. 24'de böyle bir yaklaştım. Bir bir, bir bir yaşlılık psikolojisine girdim gibi ben. Ee, sanırım geriye alamayacağımız tek bir şey varsa üstüne pişmanlık hissedeceğimiz o da zaman. Ee, size şey de diyemiyorum. Çoğumuzun ne durumlarda olduğunu bildiğim için zamanınızı iyi değerlendirin. Bu yaşlarınızın kıymetini bilin diyemiyorum. Herkes elindeki imkanları maksimum şekilde kullanıyordur diye düşünüyorum. Ee, sanırım böyle bir yorum yapabilirim. Zaman geri alınamayacak. Tek şey telafisi olmayacak. Tek şey. Ve düşündükçe hani ruhum daralıyor. Bir de ben mukayeseyi çok fazla yaparım işte Ali ile Veli Ama bu şey olarak değil işte. Ay işte şu çok zengin, şu çok daha iyi imkanlara sahip şeklinde değil. Global olarak mukayese ediyorum ve çok tuhaf hissettiriyor bu bana. Öyle bir sıkıntısı var işte şimdilik. Bakalım next. Kendimi mutsuz hissettiğinde ne yaparsın? Ben kendime mutsuz hissettiğim zaman gerçekten çok down olabilecek, çok böyle kolay e, düşebilecek birisiyim. Ama e, artık bunu yapamadığımı fark ettim. Hani duygusal olarak yaklaşamıyorum. Çok uzun zamandır zaten çoğu konuya duygusal yaklaşamıyorum ya. E, mutsuz hissettiğim zaman hani bir duraksayabilirim, bir durabilirim. Önceden çok fazla şikayet etmeye başlardım, söylenmeye başlardım. Ama şu anda duraksıyorum. Konu hakkında düşünüp kendi zihnimi çok güzel yoruyorum. Ve sonra birazcık uyuyorum. Kendime uyuma fırsatı veriyorum. Sonrasında kalkıp mücadeleye devam etmek zorunda kalıyorum. Yani birçok konuda tekim. Birçok konuda da yalnızım. Dolayısıyla benim hani artık böyle... Ay dur şu duyguyu da deneyeyim, dur şunu da işte yansıtayım diyebileceğim... Hani naz yapabileceğim öyle birisi yok. Hani ancak bu şöyle giderilebilir... Arkadaş babamla söylemiyorum. Hani benden bir tane daha olursa belki anca bunu e, müdahale edebilecek bir duruma getirebilirim. Onda mümkün olmadığını bildiğim için pek bir şey kalmıyor geriye. Yani mutsuz olamıyorum. Şansım yok. Mutlu olmak zorundayım. Çok kötü zamanlarda bile mutluluğumu korumak zorunda kalmak zorunda kalıyorum. Çünkü artık anlatabiliyor muyum? Çok derin bir konu bu. Bunu boş ver. Ee, çok da mutsuz olursam e, mutlu olacak insanların mutlu olan insanların e, anlarına şahitlik edip mutlu olmaya çalışıyorum Gerçekten hani empati oraya kullanmaya çalışıyorum genel olarak. Bir sonraki soru zengin olsa ilk alacağın şey ne olurdu abla. Şimdi benden şöyle bir cevap bekliyorsunuz işte 24 katlı yat işte 8 tane daire falan bekliyorsunuz ama ben e, zengin olsam muhtemelen kendime alacağım ilk şey refah olurdu. Ee, şöyle bir durum var Nice zenginler vardır ki e, O paralarına rağmen refah bir hayat süremezler Ben e, iktisat eğitimi olan birisi olarak da şunun farkındayım Refah gerçekten her şey Refahınız olduktan sonra sizin paraya bağımlılığınız ve e, ihtiyacınız da o oranda azalıyor Eğer ki siz paraya olan bağımlılığınızı sürdürürseniz, devam ettirirseniz sirkülasyon tekrar edecektir. O yüzden refah almanız gerekir. Refah nasıl alınabilir? Hani size şimdi bir örnek vermem gerekecek. Çok böyle basic bir örnek vereceğim. Çok uçuk da bir örnek olmuş olacak. Bu çünkü refahın ne olduğunu hissederek anca anlayabilirsiniz. Böyle olduğuna inanıyorum. Ve çıkıp da bir milyonerin bunu bu şekilde anlatacağını da hiç düşünmüyorum. E, refah nedir? Nasıl alınır? Sizin için e, gerçekleşmesi gereken bir şeyin ...gerçekleşme sürecinde sizin kaybedeceğiniz zamanı ölçümlemeniz gerekir. Bu zamanı kısaltmanız sizin refah aldığınız anlamına gelir. Ee, Barış biraz daha açıklayıcı olur musun dersen... ...şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum. Benim bu yaptığım işte şu anda bilgisayardan sizin yorumlarınızı okuyabiliyor olmam... E, ...bilgisayar aldığım için zamandan tasarruf etmemden dolayı... ...benim refahımı arttırmış olduğum anlamına geliyor. Mesela... hani. E, telefondan da okuyabilirdim ve şu an telefondan kayıt alıyorken e, kendimi e, sizlerin karşısında ifade edemezdim ya da not defterimden not yazmış olmak zorunda kalırdım ve o notu not alırken vakit kaybetmiş olurdum. Refaha bu şekilde bakıyorum. E, şu an bu minimalist bir örnek oldu, hani daha da böyle anlayabileceğiniz türden bir örnek vermişim gibi oldu ama bence refah kesinlikle bu şekilde çalışıyor. Eğer ki olursa ki kendi e, zenginliğinizi elde edeceğiniz bir döneminiz olursa paranızı çarçur etmek yerine, paranızı e, maddi unsurlara yatırmak yerine manevi değerlerinize yatırmanızı tavsiye edebilirim. Bu benim için bir maddi değerdir bilgisayar almak ama şu anda bu benim işim olduğu için bu bana bu bana ihtiyaç gereksinimi e, oluyor. Yoksa benim hani bilgisayar ihtiyacım günlük hayatımda yok anlamında söylemek istiyorum. Ya da bu ne olabilir? İşte estetik operasyonunuz olabilir. Kendinizi iyi hissetmeniz açısından. Ee, sizin için hayatınızı kolaylaştıracak bir adımsa kesinlikle yapılması gerektiğine inanıyorum. Ay ben yine başladım yine rasyonel rasyonel konuşmaya. Refah satın almanız gerekiyor. Madde ya da şey değil. Meta değil. Madde ve meta sizin refahınızı sağlayacaksa olabilir. Sizin refahınızı iPhone 14 Pro Max sağlamaz. Sizin refahınızı ya da e, lüks bir tüketim malzemesi sağlamaz. Günün sonunda yine ...kendinizi yetersiz hissedecekseniz... ...bunu yapmamalısınız. Ben mesela çok severim mesela Apple ürünlerini örnek veriyorum. Ama elimde o kadar imkan olmasına rağmen zamanında... ...hiçbir şekilde ben gidip de son modelini alayım demedim. Çünkü ben onu alınca kendi refahımdan net bir şekilde ödün vermiş olacağım. Ona vermiş olduğum para miktarıyla... ...yapabileceğim birçok şeyi ikame etmiş olacağım. Ve dolayısıyla ikame etmek de birini bir diğerine tercih etmek oluyor. Olay bundan ibaret... Bunu yapmanızı istemem. Ben de yapmam. Eğer ki elimde böyle bir imkan olursa da göreceksiniz zaten hep birlikte bunu deneyimlemiş olacağız. Yeah. Hayatında en mutlu olduğun an. Bu soruyu gördüğüm zaman gerçekten düşündüm acaba hayatında en son ne zaman mutlu oldum ya da ya böyle duygusal da konuşmak istemiyorum ama gerçekten çok düşünüyorum. Şu an mesela psikologumun karşısında da olsam bana en mutlu olduğum anı sorsa gerçekten düşünürüm. Niye düşünüyorum ki? Bence hepimizin hayatında çok güzel, çok mutlu olduğu anlar var. Ama bence şu bundan dolayı aklımıza gelmiyor. Ee, sana çok güzel sözler söylersin aklında kalmaz ama kötü bir şey söylersin hep onu düşünür ya. Bence bu onunla alakalı bir şey. Hayatımız da bence bununla alakalı bir çizgide ilerliyor. İyi ve mutlu olduğum çok az şey olduğunu düşünüyorum. Ama bence bir film şeridi gibi gözümün önünden geçirilse derim ki ya işte ben burada mutlu olmuştum. Böyle olduğunu düşünüyorum. Şu an bu soruyu hani düşünüyorum düşünüyorum bir cevap verebileceğimi de zannetmiyorum. Ve bu çok üzücü bir şey. Bence daha mutlu olduğumuz anılarımıza daha fazla ağırlık vermeliyiz. Ay bana bak ama. Keşiş barış. Okuduğum bölümle alakalı iş yapmayı düşünüyor musun? Benim okuduğum bölümle alakalı iş yapabilmem bilmiyorum. Ben mi araştırmadım da bilmiyorum. Fakat verimli olabileceğini düşünmüyorum. Benim sektörümde yüksek lisans yapmadan ee, barınabileceğini düşünmüyorum Ben açıkçası O yüzden yüksek lisansa da artık Gerçekten yoruldum Kitap defter tutmaktan bunaldım ee, Günümüz Döneminde de hani artık Çok geç kaldığımı düşünüyorum Biraz öyle hissettiriyor bana ee, O yüzden Zannetmiyorum Ama neden bir gün olmasın Şu anda hani benim bulunduğum durum, ailevi durumum vesaire düşündüğüm zaman e, imkanım yoktu yani. Hani benim ekstra bir şekilde şansımı zorlayıp da e, gaza basmam mümkün değildi. Her şey en sonuna kadar kullanılmıştı ve ben kendi kendimi ikame ediyordum. O yüzden hani e, yoruldum artık e, düşünmekten. Birazcık daha rahat olabileceğim bir çizgi çizmek istediğim için okuduğum bölümle alakalı mezuniyetimi tamamladıktan sonra devam etmedim. Ama olursa ki sertifikasyon programlarına katılır ve kendimi geliştirirsem neden bir e, yatırım danışmanı olmak istemeyeyim? Neden bunu söylediğimi bilmiyorum bu arada. Hisse senedi güvenilirliği hesapla deseniz zor hesaplarım. Ama e, parayla oynamayı seviyorum. Muhtemelen olabilir. Hani bitcoin, sitcoin, coin alayım demiyorum ama hani bilmiyorum seviyorum. Paranın değer kazandığını görmek benim çok hoşuma gidiyor. Öyle bir aklıma geldi söyleyeyim dedim. Next. Hayatında neyi değiştirmek isterdin? Ee, ay şimdi oturup ben başlıyormuşum şimdi Şöyle böyle şunları değiştirmek isterdim vesaire. Ee, Yan düşünüyorum değiştirebileceğim neler var. Ee, şeyi bilmiyoruz hani mesela hiçbirimiz. Şunu değiştirseydim şu daha iyi olurdu dediğimizde onun daha iyi olacağını bilemeyiz. Bilemiyoruz. Onu bilememek birazcık aslında beni e, şey yapıyor, geride tutuyor. Hani bir laf vardır ya. E, hayatım alt üst olur diye korkma. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? Ay ben niye böyle şey böyle ya keşiş gibi konuşuyorsun Barış ne oldu sana? Hani böyle şeyler geliyor aklıma ve hani ay şunu değiştirirdim diye nankörlük etmek de istemiyorum. Ama e, temel olarak inandığım bazı şeyler varsa ki e, insanın ailesi bence en büyük şansıdır. Düşünüyorum ailemi değiştirir miydim? Değiştirirdim dersen böyle bir küstah konuşacakmışım gibi geliyor. Ama bazen de her şeyi taşıyamadığımı düşünüyorum ve diyorum ki bence değiştirsem daha iyi olurdu. Ama tabii ki hani böyle ütopik şeyler bunu böyle şeyde konuşuyoruz. Yani şu anda konuşuyoruz tabii ki de yani öyle olmuyor öyle şeyler. Hani her şey olması gerektiği gibi oluyor aslında bence bir nevi de ona inanıyorum. Çoğu şeyi bence ya bence her şey olması gerektiği gibi ve bence bunları yaşamam gerekiyordu ki bir şeyleri yapabileyim. Bence bu böyle olması gerekiyor cevabı değil mi? Sizce de öyle değil mi? Hani şimdi size şey de basmak istemiyorum böyle ay kustum. Ay işte şöyle böyle ama böyle sorunlar keşke şunlar olmasaydı falan deyip de sizin de günlük hayatınızda yaşadığınız çoğu sorunu tetiklemek istemem yine kustum. Ee, i̇yi ve olumlu bakmaya çalışıyorum. Umarım ki olur ne diyeyim yani. Ama benim de bir sabır noktam var. O sabır noktasına eriştikten sonra ne kadar pes edebilirim bilmiyorum. Ne kadar hani yüksekten atabilirim kendimi hiç farkında değilim. O yüzden biraz korkuyorum. O yüzdendir böyle aşağı aşağı konuşmama, salmama mixed. Abla seni izleyen takipçilerinin kendi arkadaş ortamlarında senden utanması sana nasıl hissettiriyor? Dediğin zaman ben bir üzüldüm anlatamam. Çok sinirlendim şu an. Ben utanılacak içerikler ürettiğimi düşünmüyorum. Utanmaz gereken bir sürü insan varken Gidip benim içeriklerimden utanmamalısınız. Ben size hiçli poğaça yaptım. Ben size öğrenci tavsiyeleri verdim. Yani yazık günah değil mi? Kendimi düşünüp de anlatabiliyor muyum? Yapabilirdim ama yapmadım. Lütfen yani çok ayıp arkadaşlar. Demek ortamlarınızda benimle alakalı konuştuğunuzda utanıyorsunuz. Olsun. Giziden gizli izleyebilirsiniz beni arkadaş. Ortamlarınızda benden bahsetmenize gerek yok utanıyorsanız sizin küçük tatlı küçük sırrınız olarak kalmaya devam edebilirim. Ama üzüldüm bil yani. Ne yaptık ki biz? Ne yaptık? Next. Yeah. Şöyle olsaydı dünya daha güzel olurdu diyebileceğim bir şey. Bu soruda sanırım anca net bir cevap verebilirim. Şöyle olsaydı dünya daha güzel olabilirdi. Dünya belki benim için daha güzel olabilirdi ama ben kesinlikle süper güçlerimin olması gerektiğini düşünüyorum. Net yani hani ne işte fırsat eşitliği ne işte iklim bilmem neyi falan filan hani bunlara hiç giresim yok. Çünkü tek tek gireceğim birine girerken öteki kalacak. Ver abi bana süper gücü bak ben 5 dakikada nasıl hallediyorum. Gerçekten bunu çok çoğu zaman düşünüyorum ya işte insanlar ülkeler arası siyasi politikalarda garip global şeyler konuşuyorlar. İşte birisi etkilenirken birisi şey yaşıyor. İşte birisi bir etkinlik yapınca ötekisi başka bir konuda etkileniyor. İşte biz doğaya çöp bırakıyoruz gidiyor hayvan falan. Hani bunların hepsi. Ama bir yandan da şu oluyor. Bu kadar çok kalabalığın yükünü de sırtlanmış oluyorum. Şimdi acaba diyorum ona da yetişebilir miydim? Hani mesela kaplumbağa orada takıldı mesela kaplumbağayı kurtardım. Ama kadere müdahale oluyor bu. Ayrıca her şey mantıklı bir cevap vermek zorunda değilsin. Süper güçlerim olsaydı hayat daha güzel olurdu. Ben hayatı gayet de nasıl yaşaması gerektiğini bilen ve e, doğrusunu e, mukayese edebilecek bir insan olduğuma inanıyorum. Verin bana doğaüstü güçleri. 5 dakikada buna, buna müdahale eden şeylerin önüne geçeyim. Bak mis gibi nasıl yaşıyoruz. Vernal Max kokacak bütün evren. Cif kokacak, feyri konuş kokacak, pretty kokacak her yer. Mis gibi. Her şey yolunda olacak. Ben inanıyorum. Bana ne süper gücü. Ben 5 dakika. Next. Enstrüman çalabiliyor musun? Flütümü aradım da bulamadım. Flüt çalabiliyorum. Ee, uzun zaman çalmadım. İlkokulda okulun 23 Nisan şenliklerinde flüt çalıyordum. Bence bu sayılıyor. Bir ara gitar çalmayı çok fazla istedim. Ee, bulunduğum köyde... Bir tane müzik evi buldum ve oradan gitar almak istedim. O zamanlar 250 TL'ydi gitarlar ve çok pahalıydı bence. O zamanın parasıyla söylüyorum. Almamıştım. Gitar çalmak isterdim. Ee, size Akdeniz sahilleri söylemek isterdim. Size küçük ufak tefek garip graba besteleri bir yapıp sinirlerinizi bozmak isterdim. Ama e, bu şekilde next. Şu anlık e, enstrüman çalamıyorum flüt hariç. Ama bir gün söz öğreneceğim ve sizlere de bu bilgi birikimimi aktaracağım. Hıçkırık tuttu. Next. Tüm gün evde oturup lüks ev videoları izlemekten sıkılmadın mı? Gerçekten benim hakkında bunu düşünüyorsun. Tatlı küçük ayçiçeği. Vegan yoğurtlar var. Bütün gün evde oturup lüks ev videoları izlemiyorum. Benim zaten... Ee... Şimdi söyleyeceğim ben suçlu olacağım. İnsanlarla aramdaki sorun sanırım bu. Bir şey yaptığım zaman, insanlarla diye genellikle kurtulmam çok özeldi. Bir şey yaptığım zaman onun sürekli yapacağım ve ee... Genel olarak da bunu yaptığım düşünülüyor. Hayır ben sizinle birlikte Enes Yılmaz'ı izledim. Lükse videoları izlemiyorum. Ben Enes Yılmaz'ın videolarını izliyorum ve hoşuma gidiyor. Bir başkasının e, refah yaşadığını, daha böyle güzel bir hayat yaşayabilecek olduğunu görmek bana iyi hissettiriyor. Bilmiyorum size hissettirmiyor mu? Beraber izlediğim zaman mukayese ediyorum ve ben e, onunla mukayese etmek istiyorum kendimi. Amerika'da Lamborghini'siyle ile drift atan insanla kendimi mukayese etmek istiyorum. Çok özür dilerim. TRT'deki ok zorlu okul yolları programında eşeğin üstünde işte okula gidip de bin bir çile çekmiş çocukla niye mukayese etmek zorunda hissedeyim kendimi? Hani bunu mu istiyorsunuz? Hani ne yapayım? Kötüyle mi şey yapayım? Hayır. Daha iyisini görmek istiyorum. iyi yaşamak, iyi şeyler düşünmek istiyorum. İyi şeylerle mukayese etmek istiyorum. O yüzden sizinle birlikte bir iki defa Enes Yılmaz izledim. dedim. Ay sizde ne şeysiniz var ya. Ay insan adını çıkartıyorsunuz. Hayır 7-24 evde oturup bunları izlemiyorum. Sizinle birlikte yapıyorum yapıyorsan bu aktiviteyi. Çok ayıp lütfen. Ayrıca evde oturmaktan da sıkıldım evet. <laughs> o konuda haklısın. Söylemek istedim aşkım. Ya neden ki? Ne yapalım? Benim işim e, geliştirmekle alakalı, benim işim üstüne katmakla alakalı bir çeşit manifesting yöntemi yani Allah'a gemes mı next kendi hakkında küçük ama gizli bir şey söyle. Şimdi ben şöyle bir düşündüm gizli ve benim hakkımda olan ne var insanların bilmemesi gereken diye düşündüm yani gizli olan zaten gizli olmak zorundadır ama hani düşünüyorum o kadar böyle Güzel, eğlenceli, konsepte uygun bir şey var mı? Yok ama şu geliyor aklıma. Bazen içinde bulunduğum ortamların e, gerçekliğini sorguluyorum. Ya diyorum şu anda gerçekten burada mıyız? Özellikle psikoloğa gittiğimde bu çok fazla oluyor. O e, Orada an şeyleri anlatırken, bir durumdan bahsederken e, gerçeklik algımı yitiriyorum ve şu anda bu burada mı oluyor? Ve bu his şunun aynı... Ee, yani çoğunuzda oluyordur diye söylüyorum burada. inşallah oluyordur. Ee, i̇lkokulda mesela bende bu vardı. Ya şimdi işte öğretmenimiz sınıfta ders anlatıyor. Ben bir anda götüm açıp sıçsam yere ne olur falan. bu, bu geliyordu aklıma. Ve bu... Hayatımın belli kısımlarında geliyor yani aklıma. Yani halen daha gelebiliyor ya. Şimdi şu anda bir anda ben aa diye bağırsam ne olur falan. Hani bu bu bence kimsenin bilmemesi gereken bir şey. Aklımdan bunların geçtiğini kimse bilmemeli yani. Bir anda kendimi yere atsa gibi gibi. Anlatabiliyor muyum? Umarım sizde oluyordur da yalnız izletmem kendimi. Next. Mental olarak çöktüğünü hissettiğin zaman ne yapıyorsun? Nasıl rahatlıyorsun? Next. Mental olarak çöktüğümü hissettiğim zaman aslında pek fazla bir şey gelmiyor elimden ama yine dediğim gibi sirkülasyonda kalmak zorunda hissediyorum kendimi. Devam etmek zorunda hissediyorum. Kendime zaman ayırmam gerektiğini ve bunun doğru olduğunu biliyorum ama kendimi ayırabilecek vakti bulmuyorum. Yani yaratmıyorum kendime O yüzden hep böyle zihnimi meşgul ediyorum ya da ne bileyim nasıl diyebilirim ki bunu? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorumdur diye düşünüyorum. Zihnimi meşgul ediyorum, zihnimi yoruyorum ve kendimi kapatıyorum. Uzanıyorum, uyuyorum. Uyandığımda kendimi biraz daha dinç hissediyorum ki işime devam edebileyim. Çünkü bu benim işim, mutlu olmak zorundayım. Mental olarak çakmak gibi bir e, hakkım olduğunu düşünmüyorum. O zaman izlemezsiniz beni. Çünkü gördük yani. Neyse, öyle söyleyeyim, söyleyeyim dedim. E, uyuyarak aslında bir nevi müdahale ediyorum. Gönül isterdi ki çıkayım dışarıya, gezeyim arkadaşlarımla doluşu vesaire ama yani öyle bir imkanımızın olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Ee, beni tanıdığınız kadarıyla. Bir sıcak olmaya başladı burası. Öyle yani söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim. Next. Kısar kısar. Sonra. En büyük hayali nedir Barış Aşkım? Ee, sürekli sizlere söylüyorum. Çoğu soru cevap videosunda merak ediliyor ve zaten hep aynı türde cevap veriyorum. Ee, ben kaybettiğim zamanda deneyimlemem gereken şeyleri deneyimleyip benimle birlikte aynı süreci geçirmiş çoğu insana e, bir video uzaklıktan etki edebilmeyi istiyorum. Yani ben olursa ki yarın bir gün çok böyle e, düşündüm ama deneyimleyemedim henüz. Bir şey deneyimlersem onu nasıl yapmanız gerektiğini ve neler hissettiğini sizlerle paylaşıp... ...sizlerin de benimle aynı şeyleri düşünmenizi ve hissetmenizi istiyorum. Aslında benim planım bu. Yani çoğu şeyi yapma sebebi bu. Bu dil kursu almış olsam da, da aynı şekilde. Hani herkes dil kursu alması gerektiğini söyler. E, örnek veriyorum. İşte şey olur bilmem ne. ay Şuna dikkat edin, buna dikkat edin der ama kimse... O sabah kalktığında neler yaptığını ve neler hissettiğini anlatmaz. Ben mesela bunları da aktarmak istiyorum sizlere. Örnek veriyorum işte dil kursuna gideceğim günü kalktım. Ay çok korkunç hissediyordum ama merak etmeyin. Zaten binanın girişine girdiğinizde karşılaştığınız danışman çok güler yüzlü falan dediğim zaman bu size bir güç ve bir e, cesaret verecektir diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Bence verecektir. Çünkü birisi bana bir şeyi nasıl yapmam gerektiğini değil de Yapılırken neler hissettiğini aktarırsa ben daha net hareket edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü bendeki en büyük sıkıntı belirsizlik. E, Doktorumla da bunu konuştuğum zaman bunun üzerine çok fazla duruyoruz. Bir şeyleri kontrol etme isteği. Sürekli her şeyi kontrol edemezsin. E, ama ben sürekli bir şeyleri kontrol etmek istiyorum. Bunun olamayacağını bildiğim için de buna göre hayat, hayatımı şekillendiriyorum. gerekse hani insanlara güven konusu vesaire. E, hisleri bilirsem, neler hissettiğini bilirsem... E, daha kolay yaparım gibi geliyor ve ben inanıyorum ki çoğunuz benimle aynı durumdasınız o yüzden hep birlikte e, Ortak şeyleri deneyimleyin bu zincirlerimizi kırabileceğimize inanıyorum. Ay ben niye sürekli böyle şeyler konuşuyorum? Öyle yani söylemek istedim. Başka soru var mı? Aa yok bitmiş. Gebeş kaplumbağa. Evet. Öyle yani aşikolar. Ben gayet mantıklı şeyler konuştuğumu düşünüyorum bu arada gayet mantıklı şeyler düşündüğümü düşünüyorum. Keşke benden bir tane daha olsaydı. E, daha güzel hizmet verirdim sizlere. On haricinde soru cevap videom bu kadar da Ben ufaktan kaçayım bir sıcak oldu. Bir camı pencereyi açayım artık. Dışarıdan dış ses gelmesin diye camı pencereyi kapatıyordum. Ama öyle yani. Söylemek istedim. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi sevo öpo. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlarınıza da gönderirseniz. Ama utanıyorlardı senden. Doğru. Next.